Merhaba arkadaşlarım. İftira atmak ne demek biliyorsunuz değil mi? İftira atmak suçsuz, masum birisine bir konuda çamur atmak. Onu karalamak, onu işlemediği bir suça bulaştırmak, hatta işlemediği bir suçun faili yapmaktır. Bunu yaparken de bir amaç gütmektir. Yani kasıtlı olmaktır. Bu nedenle iftira sosyolojik olarak yani İnsanlar arasındaki geleneksellikte ayıp olarak tanımlanmıştır. Bu suçun yani bu ayıbın müeyyidesi iftiraya atan kişinin yani müfterinin toplumdan dışlanmasıdır. Dinen baktığınızda da bütün dinlerde kitaplı ya da kitapsız bütün dinlerde iftira atan yani müfteri günaha girmiş olarak tanımlanır. Cezası müeyyidesi öbür dünyada hesap vermesi ve işlediği bu iftira suçundan dolayı cehennemde ateşlerde kaynayarak cezalandırılmasıdır. Modern hukukta ise yargılama yapılır. İftira eylemini işleyen yani iftira suçunu atan kişi yargılama sonunda hapis cezasına mahkum edilir. Evet, iftira bu. Selahattin Demirtaş hapis yatıyor. Selahattin Demirtaş Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışına katılma hakkını elde etti. Yani kanunen Cumhurbaşkanı adayı. Demek ki kesinleşmiş bir suçu yok. O halde Selahattin Demirtaş için tahliye edilmek istiyormuş, tahliye edilmeliymiş, özgürlüğünü almalı ve o da bizimle yarışmalıymış diyen birisi. Bir de ayrıca bunun üstüne üstlük ellerinde 53 kişinin kanı var diyorsa o kişi müfteridir. Kim olursa olsun o kişi. Selahattin Demirtaş'a ellerinde 53 kişinin kanı var diyen kişi kim olursa olsun şahsiyeti, makamı, mevkii, görevi kim olursa olsun müfteridir. Toplumsal ahlak açısından ayıp etmiştir. Dini ahlak açısından günaha girmiştir. Modern hukuk açısından suç işlemelidir. Modern suç hukuk açısından suç işlediği için yargılaması bu dünyada yapılmalı ve mahkum edilmelidir. Kim olursa olsun. Efendim o kişi diyelim ki bugün dokunulmazda olan birisi. Yarın yargılanacaktır. Yarın mutlaka yargılanacaktır. Bunun için anlattım biliyor musunuz? Buradaki hedefim, amacım ne müfteri ne iftira atılan Selahattin Demirtaş. Ben olayı anlatıyorum. Olayın vahametini anlatıyorum. Ey güzel gençler, benim canım kardeşlerim, benim canım arkadaşlarım. Toplumsal çürüme kişilerin kurumlara ya da kişilere iftira atmaları ile başlar. Çünkü iftira dediğim gibi kasıtlıdır. Bir hedefe matuftur ve olmayan bir suçu masum birisinin üzerine yıkmaktır. Selahattin Demirtaş'ı sevmeyebilirsiniz. Selahattin Demirtaş'tan nefret edebilirsiniz ya da Selahattin Demirtaş'ı çok seviyorsunuzdur. Beni hiç ilgilendirmez. Bana gelince benim Selahattin Demirtaş'ı sevmem, sevmemem, tanımamam ki bir defa bile konuşmuşluğum yok. Telefonda sesini bir kere duymuşluğum yok. Bir kere yan yana karşı karşıya gelmişliğim yok. Bir kere birbirimize kavga etmişliğimiz de yok, birbirimizi övmüşlüğümüz de yok. Kavga da edebilirdim kendisiyle, kendisini övebilirdim de. Onlar ayrı. Ben burada bir olayı anlatıyorum. Müfterilik ve iftirayı anlatıyorum. Müfteriliğin ve iftiranın ne kadar iğrenç bir eylem olduğunu anlatıyorum. Aynı anda hem günah, hem ayıp, hem suç olan bir eylemden söz ediyorum. Bu eylemi yapan, bu ayıbı yapan, bu günahı işleyen, bu suçu işleyen kim olursa olsun umurumda değil. İsterse mezardan çıksın babam olsun bu düşüncelerim değişmez. Bu nedenle diyorum ki Selahattin Demirtaş'a elinde 53 kişinin kanı var diyen kişi çok büyük bir müfteridir, ayıp etmiştir, günaha girmiştir, suç işlemiştir ve inşallah bir gün yargılanmalıdır. Hoşça kalın benim canlarım. Hoşça kalın.